Albarakara Sanat'ın hazırlamış olduğu Kalemin Bereketi isimli hat ve tespih sergisi İnegöl Belediyesi İşbirliği ile Kent Müzesi Serdar Rubacı sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 28 Nisan tarihine kadar açık kalacak serginin açılış töreninde ilk konuşmayı Albarakara Türk Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bayraktar yaptı. Belli aralıklarla hat yarışmaları düzenliyoruz. Düzenlediğimiz bu yarışmalardaki eserleri de bu tür sergilerde halkımızın, insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bunu Türkiye'de ve dünyada çeşitli ülkelerde yapıyoruz, biraz önce de bahsedildi. Bugün de bunun için toplandık. Herkese teşekkür ediyorum ilgisine. Buraya kadar yorulup geldiği için herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Alper Taban ise Kent Müzesi'nde yeni bir serginin açılışında bir araya geldiklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bütün projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz ve insanlara hizmet edecek, insanlara fayda sağlayacak, yararlı olacak işler yapmaya çalışıyoruz. Tabii işin yaptığımız bu boyutu biraz daha böyle vatandaşların sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılayacak türde işler, ama bugün içinde bulunduğumuz organizasyon biraz daha kültürel ve sanatsal anlamda işlerden ibaret oluyor. Bunu da hamdolsun İnegöl Belediyesi gerçekten dolu dolu gerçekleştiriyor. Bu dönem yenilenerek, tazelenerek oluşturduğumuz ekibimizle inşallah çok daha güzelliklere imza atmak istiyoruz. Çünkü gerçekten kültür sanattan yoksun bir kişi üretim noktasında da, hayata bakış noktasında da veya diğer yaşamın her noktasında da eksik kalacağını düşünüyorum. Bu anlamda da kültür sanat hizmetlerimizi daha da artırmak istiyoruz. Nitelikli, dolu dolu programlar icra etmek istiyoruz. Bugünkü Kalemin Bereketi hat ve tespih sergisini de paydaşlarımızla yapıyoruz. İşte az önce ifade ettim, Albaraka Türk'ün çok kıymetli, değerli yöneticileri, üst yöneticileri buradadır. Biz burada dönem dönem kent müzemizde sergiler gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık olarak 111. sergimiz, yani direkt olarak. Tabii her serginin arkasında emek var, gayret var, özveri var efendim ve incelikleri var, detayları var. Kaymakam Şükrü Görücü de böyle güzel bir günde, böyle güzel bir serginin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gerek genel müdür yardımcımız, gerekse belediye başkanımız serginin amacını zaten belirttiler. Ben öncelikle bu organizasyonda emeği geçen Albaraka Türk yöneticileri ve belediye başkanımız ekibini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğe yön veremez. Dolayısıyla bu sergi bizim açımızdan son derece önemli. Biz bu sergileri, biraz önce anlatıldığı için söylüyorum, sadece ülkemizde değil, dünyanın değişik yörelerinde de bizim neler yapabileceğimizi milletin, dünya ülkelerinin görmesi aslında da son derece önemli. Tabii bu bina da çok önemli. Çünkü geçmişten günümüze İnegöl'ü en güzel şekilde tanıtan bir bina ve her ay bir ya da birkaç tane etkinliğe ev sahibi yapıyor. Dolayısıyla biz daha buralarda çok daha birlikte olacağız. Ben daha fazla da sizleri yormak isterim. Evet, güzel bir eserle birlikte birazdan izleyeceğiz. Konuşmaların ardından Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bayraktar, Belediye Başkanı Alper Taban ile Kaymakam Şükrü Görücü'ye hediye takdiminde bulundu. Başkan Taban da Bayraktar'a hediye takdimi gerçekleştirdi. Daha sonra kordele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirilerek eserler incelendi.